Değerli izleyenlerimiz, güzel bir günde sizinle tekrar buluşmaktan dolayı inanın ben kendi adıma çok mutluyum. Kanal T stüdyolarında yaklaşık 3 aylık bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Ekibimle birlikte hepinize sevgilerimizi ve saygılarımızı iletiyoruz. Sağlıklı, güzel ve bol enerjili bir gün diliyorum hepinize. Tekrar buluştuğum için çok mutluyum. Aynı zamanda gene bol enerjili, çok kıymetli. İnanın bana ruhu kadar, yüzü kadar, ruhu da çok çok mükemmel bir konuğum var yanımda. Donanımlı, baştan aşağıya donanımlı ama konuştuğu zaman ağzından bal damlayan, kibar, güzeller güzeli hanımefendi. Yanımda sevgili Ferdiye Yurdakul, hoş geldiniz programımıza. Aslında mandala eğitmeni olarak katıldınız programımıza ama konuştukça böyle o kadar meziyetler. Mesela 19 yıllık Türkçe Edebiyat Öğretmeni, bir eğitmen, harika bir eğitmen, öğrencilerinin çok sevdiği bir eğitmen, yoga eğitmeni, evet. Reiki master'ı, yüz yogası da yapıyormuş bu arada, onu da hayranlıkla dinliyorum ben. Aynı zamanda da yaşam koçu. Ne güzel meziyetler. Bu kısacık, bu gencecik hayatınıza bunları nasıl sığdırdınız? Aslında çok daha genç değilim. Öyle geçelim mi o konuları şimdi? Evet. Gayet fakat, gayet güzel. Hani 44'ü geçtim. Maşallah. Tabii yoga olsun ya da güzel düşünceler olsun. Biraz önce de konuştuk. O evet. Basit yaşam olsun. Gerçekten onlar bana... Belki gençlik katıyor, ne belki olmuş? O enerjiyi katıyor. Güzel düşünmek. Ve herkese de bunu tavsiye ediyorum. Ne çok güzel. Da karmaşık yaşamasınlar bence. Ne güzel değil mi? Bu hayatı basit nasıl yaşıyoruz? Evet, bunu da öğrendik. Hayatı basit yaşayacağız. Bugün sabah kalkar kalkmaz aklıma ilk gelen basit yaşamak oldu. Evet, ama nasıl olacak? Şimdi şöyle diyeyim ben size. Birçok sıkıntı atlattık. Evet. En büyüğü de bir evet. Pandemiydi. Tabii. Tabii. Evlere kapandık. Evet. Bazen umutlarımızı yitirdik. Bazen yani herhalde dedik artık dünyanın sonu evet. geliyor. Çünkü çok sayıda insan kaybettik. Ve hala devam ediyor. Şu anda normale dönmüş olsak da gene de biz tedbirleri elden bırakmıyoruz. Onun da devam etmesini diliyoruz. Hani tedbirleri elden bırakmayalım. Hı, çünkü devam ediyor hala yeryüzünde ama evet. Çok şükür ülkemizde yok. Bir rahatsızlık yaşadık. Rahatsızlık tabii ki biz çok kolay atlattık. Atlatmadık aslında. En azından bu dönemde ölümlerimiz olmadı. İşte hasta olanlarımız azdı. Kendimizi ölüm çok oldu, güzel ama, koruduk. Evet işte, ama yaşlandı sadece evet. bunu, sadece koronadan değil bazen basit evet, bir, gripten de. Şeker hastalığından tabii ki, veya kalp tabii hastalığı ki. Olanlar risk grubunda olanlar evet, çok daha evet, evet. tehlike altındaydı. İnşallah gelmiş geçmiş olsun diyelim. İnşallah. Tüm dünyadaki kayıplarımız için de rahmet dileyelim ve mandala nedir sevgili Ferdiye Yurdakul değil? İlk sorumuza başlayalım. Mandala aslında enerji kabı. Aslında hayat enerji. Enerji kabı. Ne güzel. Çünkü manda enerji demek, la da kap demek, enerjiyi saklayan kap demek. Enerji kabı. Enerjimiz hani hep diyorum ya işte kötü enerji barındırmayalım evlerimizde. Kendimizde hı hı. önce, tabii. evlerimizde, çevremizde ve bu bunları çizersek eğer, bunları eğer görselliğe dökersek evet. ya da tabii birazdan bahsedeceğiz kitaplarımız boyama var. Kitaplarında. Evet, ama evet. bu güzel enerjimizi çizersek geleceğe dair de güzel şeyler yaşayabiliriz. Yeter ki bunları hem güzel düşünelim hem çizerek kendimizi ifade edelim. Çünkü enerji kapı derken bu kap kare olmuyor. Bu kap dikdörtgen olmuyor. Bu kap yuvarlak oluyor. Hemen burada göstereyim. Ben onu soracaktım. Evet. Neden hep yuvarlak çünkü çizimler? Çünkü yuvarlak aslında bunun temeli, mandalanın temeli anne karnıdır. Ay. Anne karnı. Bedenimizin şöyle, tam ortası. Şöyle yaptığımda herhalde görülebilecek. Bedenimizin şöyle. Tam ortası karnımız. Ve en çok mutlu olduğumuz yer anne karnımız. Evet. Değil mi? Ne güzel. Ve bunu çizerken, ben mandalayı çizerken merkezden başlıyoruz. Tamam, o nokta var ortasında. Ortadaki noktadan tam başlıyoruz. Tam ortadan başlıyoruz. Yani ben öyle yapıyorum. Hani ben bilgisayarda çizmiyorum bunları.
Ortadan başlıyoruz. Ortadan başlıyoruz. Çizmeye ortadan evet, başlıyoruz. Evet, çizmeye ortadan başlıyoruz ve devam ediyoruz. Çünkü bu hayat çemberidir. Çember, tam yuvarlak. Ne çizersek kötü düşünmüyoruz. Çünkü mandala hiç kötüye çalışmaz. Bu iyi niyetlerimizi yuvarlak içerisine alıyoruz, o daire içerisine alıyoruz ve hepsi gerçekleşiyor. Bunu çizerken, yani hani boyamayı yaparken, çizerken evet. Hiç kötü düşünce yok dediniz. Onu nasıl başaracağız? Yani kafamızda sürekli çünkü bir şeyler dönüp dolaşıyor. Evet, nasıl başarıyoruz? Önce bir gözlerimizi kapatıyoruz. Bir meditasyon yapıyoruz. Küçük bir meditasyon yapıyoruz. Sonuçta meditasyon, yani meditasyonu yapıyorum, ediyorum diyenler bile bu dönemi düşündüğümüzde herkesin kafası çok karışık. Her an her şeyi düşünüyor. Fakat bunları önüne geçiyoruz. Bir iki dakika olsa bile önüne geçiyoruz. Nedir? Bir güzel bir müzik koyuyoruz. Onunla birlikte gözümüzü kapattığımız zaman o müziği dinliyoruz ya da bir şeye odaklanıyoruz. Evet. Küçük böyle birkaç dakikalık bir meditasyon. Sonrasında merkez niyetimizi ediyoruz. O güzel o niyetimizi önemli. Ediyoruz. Tabii. Hatta mandalamızı o kağıdımızın arkasına bile niyetimizi yazabiliriz. Her şey olabilir mi evet, niyet? Evet. Peki. Her şey olabilir. Sadece bir tane de olmayabilir. İki tane, beş tane neyse. Hı hı. Ve sonra ortadan başlıyoruz. Çünkü dediğim gibi anne karnına dönüyoruz. Merkez o, evet. Merkez o. Hatta yoga derslerimde genelde dili üst damağa yapıştırır. O şekilde meditasyon yaptırırım. Ha. Aslında zor gibi görünüyor. Alışkanlıkla kolaylaşıyor bu. Fakat çok çok etkili bir yöntem. Çünkü mandala hayat çemberidir dedik. Enerji kabıdır dedik. Ve mandala bir şifa tekniğidir. Bir terapi yöntemidir. Çok güzel. Mandala bir çizim tekniği değildir. Değildi. Ben ressam değilim. Evet, onun için mandala eğitmeniyim diyorum. Bana ressamsın ya da işte grafikersin diyorlar. Birazdan göstereceğim en azından küçük küçük de olsa. Bunları hep siz kendiniz. Evet. Tasarlıyorum. Çok güzel. Birazdan ve göstereceğiz merkezden zaten. Merkezden başladığımızda o içini evet. dolduruyoruz. Aslında o kendimizi anlatıyor. Anne karnını ve bebekliğimizi anlatıyor. Sonrasında diğer daireye geçiyoruz. Sonra diğerine, sonra diğerine ve artık yaşlılığımıza kadar. Yani ya. Hayatımız, bu arada mandala canlı bir şeydir. Biz yaşadığımız sürece mandalamızı diyelim çizdik, siyah beyaz yapabiliriz, renkli yapabiliriz. Hani biraz evet. önce konuştuk onu da. Renkler tamamen serbest. Aslında birkaç kitap okudum bu renklerle ilgili. Hatta renk analizi eğitimi alıyorum online şimdi. Evet, renk analizi eğitimi üzerine alıyorum. Kurulu bir hayat. Evet. Süper. Onu da bitirmedim. Şuna güzel mesela. Şöyle bir evet. şey var. O ilk kitabımdan. Bu ilk kitabınız. Evet. Bu kitaplar da muhteşem. Bu boyama kitabıdır. Fakat Türkçe, İngilizce bir kitaptır. Açalım bakalım. Çizimi evet. de öğretir. Örneğin o şablonu sabrını verdim. Kaybetmek savaş kaybetmektir diyor evet. Mahatma Gandhi ve bu senin yolun ve senindir. Diğerleri seninle yürüyebilir ama kimse senin için yürüyemez demiş Rumi. Bunları kitabınızı aldığınız ve bizlere hatırlattığınız için size İki söz iki mandala olarak gidiyor. Evet, iki söz iki mandala. 29 tane mandala var ilk kitabımda. İkinci kitabımda da 33 tane mandala var. Tek farkları dediğim gibi Türkçe İngilizcedir ve mandalanın felsefesini anlatıyor. Şükretmekle de çok... İkinci kitapta şükürler, teşekkürler evet, var. Evet, kesinlikle. Bunlar da şu dikkatimi çekti. İki evet. kitabın da başında elinizde tuttuğunuz evet, var. Bu evet. nedir? Bunlar çok en çok kullanılan yani, semboller. Çok yani mandala da kullanılan. Evet, mandala da kullanılan semboller. Hı. Evet. Da sembollerimiz, kılavuzumuz. Bunları siz kullanarak bir yuvarlak içerisinde sanat eseri ortaya çıkarıyorsunuz. Evet, fakat bir deneyimi paylaşmak istiyorum. Şimdi tabii. düşündüğümde eğitime gitmeden ben bunları çiziyordum. Öyle mi? 2015 yılında İngiltere'ye bir dil eğitimine gittim. Evet. Ve orada başladım. Hiçbir şekilde eğitim almadım. Ya inanamıyorum. Nasıl eğitim almadan sadece videolar izledim. Sembollere baktım. Fakat demek isterim ki
sadece bu sembolleri kullanmak değil aslında. Tabii ki bunları da kullanıyoruz. Workshoplarımda hep anlatıyorum. 2 saatlik workshoplar yapıyorum ve mandala çizimini öğretiyorum. Burada bir yazı var şükürle ilgili. Lafınızı balla bölüyorum. Bana ders verdiğin için, öğrettiğin için teşekkür ederim. Ailem için teşekkür ederim. Ne güzel. Şükürle dolu bir kitap. İnanılmaz. Tabii bu kitaplardan edinebilir isteyenler, değerli izleyenlerimiz. Çünkü emek dolu bir kitap. Deniz Plaza. Deniz Plazalar'da var. Işık Kitabevi'nde. Kitabevi'nde var. Berberoğlu'nda bir ara. Var. Adil evet. Yıldırım. Adil Erten. Çocuklar. Bayıla bayıla bence. Çocuklar için de bu. Süreçte. Evet. Çocuklar için de var tabii. Follow Your Dreams. Ah ne kadar güzel. Hep aynı güzel fotoğraf çıkıyor karşıma. Venedik'te miydi? O Venedik'teki fotoğraf. Evet. Bu yenisi. Şimdi mandala çizimiyle ilgili önce bilgiler var. Evet. Başlangıç desenleri var. Hemen sizler için kolay kolay. Mesela kaç yaş grubu için bu çizimler? Şimdi bunlar 11 yaş. Aslında 4,5. 4,5, 8. Yapılabilir tabii. Tabii 9-11 yaş diye ayrılıyor. 12 ve sonrası artık mavi ve kahverengi kitaplar onlar için. Ne güzel, ne güzel. Elimle kapatmayayım diye şey yapıyorum. Özen göstermeye çalışıyorum. Şöyle de yapayım. Tabii mandalanın faydalarından bahsedersek. Aslında çoğu kişi bana sabrım yok, işte çizemem, boyayamam diyor. Fakat mandala sabrı öğretiyor. Ben dedim sizin az önce programdan önce de hayatta yapamam dedim. Yani o küçücük hele ikinci kitabınıza baktığımda nasıl yapacağım dedim ben bunu. Mandala sabrı öğretiyor, sebatı öğretiyor, cesareti öğretiyor, özgüven, farkındalık ve inanılmaz derecede doğaya bir dönüş oluyor. Çocuklarla yaptığım etkinliklerde görüyorum ki o çocuklar sonrasında işte buluştuğumuzda. Çok o sabır çocuklarda muazzam bir şey. Sonrasında buluştuğumuzda görüyorum işte sizin bilgilerinizle devam ettik, işte çizmeye devam ettim diyenler var. Harika. İşte doğaya döndüklerini bir şeyler soruyorum çünkü sürekli onlara. Anlasınlar ki yani çocuklardan onun için daha çok çocuklardan başlıyorum bu etkinliklere. Enerji geliyor ki, böyle. Evet. İnanamazsınız hakikaten. Baktıkça böyle içim kıpır kıpır oluyor. Ben normalde hiç programda çok sakinimdir. Tehlikeli. Maşallah yani böyle bir enerji, bir akın var sizde. Sürekli böyle bir hareketlilik var. Lafınızı böldüm, onu söylemek ihtiyacı hissettim. Yani. Demek enerji akımı var. O normal aslında farkındalık yaşayan bir kişi bunu hissedebiliyor. Ki herkes bu hayatta bir şekilde, herkesin zamanı var. Herkes evet. hissedecektir onları. Evet. Bu mandala da, mandala tekniği de farkındalığı arttırmakta birebir. Ne güzel. Daha erken yaşayabiliriz bunu. Onun dışında mandala bir meditasyon tekniğidir de. Biraz önce onu söyleyecektim aslında. Dil üst damağa yapıştığı için direkt biz meditasyona geçiyoruz. Ve o anda kalıyoruz. Diyelim düşünün bir anne çocuklarını parka götürdü oyun oynasınlar diye. Bayan telefonuyla mesajlaşabilir telefonundan ya da müzik dinleyebilir ya da arkadaşıyla konuşabilir. Çocuklar bir taraftan oyun oynuyorlar. Evet. Fakat mandala çizerken farklı bir şey çizseler bile ya da farklı bir şey boyasalar bile anne de aynı anda kalıyor çocuklarda. Tek tekniktir ki aynı anda kalabiliyor. Ne güzel. Bu ne demek? Anı yaşamak demek. Evet. Anneyle, babayla, kardeşlerle, öğretmenle, arkadaşlarla aynı anı yaşamak. Belki farklı şeyler oluşturuluyor. Farklı şeyler ortaya çıkıyor. Tabii. Ama aynı anı yaşıyoruz. Evet. O anda kalıyoruz. Kaliteli. Zaten anda kalmak çok önemli. Çünkü şimdi önemli. Geçmiş ya da gelecek bir önemi yok. Ve şimdi çok ne yaparsak, doğru. onun için daire içine alıyoruz iyi niyetlerimizi. Şimdi ne yaparsak, gelecekte de onu yaşamıyor muyuz? Önemli olan öyleyse şimdidir. Evet. Geçmişe bir şey yapabiliyor muyuz? Değiştirebiliyor muyuz? Yok, hayır. Ya da gerek var mı?
Yani doğa geçmişten... mükemmel mi? Doğayı düşündüğümüzde doğa mükemmel mi? Yok. Doğanın içindeki canlılar hiçbir yaprak birbirine benzemez. Gerçekten ya. Milyonlarca yapraklar var. Sadece evet. Yaprak bir örnek. Evet. İşte biz de öyleyiz. Kusurlarımızı kendimizi kabul etmeliyiz. Tamam. İyi geceler. Benim de uyku. İnanamazsınız. Öyle bir güzel de bir konuşmuş tarzı. O anlatışı böyle bir uyku hali sardı beni. Mandalalar kitabımdan. Şimdi oyadım. Normalde biz şöyle yapacaktık aslında. Birazcık ağrım olduğundan bahsettim sevgili Ferdiye'ye. Ve ben de işte 15 dakikalık bir enerji, değil mi? Meditasyon evet. gibi yapalım evet. dedi. Ama programdan sonra yapalım çünkü çok rahatlayacaksınız dedi. Ben de dedim ki ne kadar yani zaten hani ben rahatım programda ne kadar rahatlayabilirim ama karşı karşıya gelip de konuştuğumuzda ve bu anı yaşadığımda hakikaten program sonrasında sarkıttığımızı şimdi memnun oldum. Yani ben şu köyde kenarda diyecektim sen sevgili Ferdi Hanımcığım siz konuşun ben şurada biraz dinleneyim. Aslında kırmızı insanı harekete geçirir. Önce hareketlilik oldu. Buna rağmen evet. böyle. Yani önce bir hareketlilik oldu. Şimdi sonra siz evet. üç sakin, dingin anlattınız ya konuyu. Evet. Orada da böyle dinlerken hani insan daha aslında da rahatlıyor. Hiçbirimiz sakin değildik. İşte yaşanmışlıklar. Evet. Bu boyanmış hali. Evet. Kitabın içinden. Birinci kitaptan. Follow Your Dreams'in herhangi bir şablonu. Evet. O istediğimiz bu arada onun ortası boştu. Ben güneş gibi yapmak istedim. Sonra renklendi. Çizimle evet. yapabiliriz aslında boyama kitabına. Boşluklar çizilebilir. Harika. Çünkü boyama kitaplarında aslında siz de gösterebilirsiniz evet, onu. Evet. Bu bir öğrencimin. Öğrencimin boyaması. Kaç yaşında? Renklendirmesi. Ellerine 12 sağlık. 12 yaşında. Ay canım. 12 yaşında daha yeni girdi. Ellerine sağlık. Mandalalar daha farklı boyutlara getirilebilir. Yani önce çizim. Çizimle birlikte mandala yapılabilir, geometrik desenler yapılabilir, yani pergel kullanılarak. Yaratıcılığı da tetikliyor o zaman. Tabii zaten sağ beyni, sol beyni dengeye getiriyor. Hmm. Dengeye getirdiği için hani sadece matematiksel işlemleri ya da ödeyeceğimiz faturaları düşünmüyoruz. Ya da koronayı sonumuz ne olacak? Evet. Mutlu. Şu an düşündük mü koronayı? Hiçbir aslında şey düşünmedim. Konuştuk ama evet ben size odaklıyım şu anda. Ben size odaklıyım. Aslında sağ beyin, sol beyin. Şimdi düşündüğümüzde kalbimiz sol tarafımızda. Sağ beyin hep öyle gösteririm ben ki unutulmasın. Sağ beyin yaratıcılık, farkındalık, müzik, dans, resim, çizim her şey giriyor bunun içine. Ama sol beyinde ne var? Matematik. Daha çok işte faturalar, biz ödeyeceğimiz faturalar, elektrik faturaları ya da hangi işe girsem, ne olsa, ne kadar kazanıyorum. Yani matematik biraz daha böyle radikal olanlar. Evet. Mandala çizerken, boyarken ikisi dengeye giriyor. Ki çok önemli bir şey, dengede olmalıyız. Hı-hı. Yani sağ beyin çok çalışmalı, ne sol beyin çok çalışmalı. Hı-hı. Ki Einstein'ın beyni böyleymiş. Yani o işlemler sadece işte yeteneği var diye bir kişinin diğer her şeyi hiçbir şey yapamayacak diye bir şey olamaz. Yani bunu söylemeye çalışıyorum. Bu arada mandala yetenek de gerektirmiyor. Mesela workshoplarıma gelmek isteyip de gelmeyen çok kişi var. Neden? Çünkü ben yetenekli değilim, çizemem, ben sizin gibi olamam deniyor. Ha tamam ben lisedeyken ödüller alıyordum çizimde. Fakat bravo. Yetenek istemiyor. Çünkü mandalanın felsefesini öğrendiğimiz anda ki bu 40 bin yıllık bir felsefedir. Felsefe. Çok önemli bir şey. Ki ben yogaya başladım. Daha onun da hikayesi var. Yogaya onu da dinleriz. Yogaya başladığımda düşünürdüm ki yoganın içindedir mandala ama aslında her şey mandalanın içinde. Ki Kıbrıs kültüründe de var. Evet. Ben bunlar Kıbrıs kültüründe de önceden yapılan örgüler, danteller zaten her yerde var aslında. Her şeyde mandala var. Önümüzde bundan sonra siz de yürürken göreceksiniz, dikkat edeceksiniz. Evet. Her şey bir mandala. Yeter ki daire formatında olsun. Hı hı. Evet.
Ve bunları yapıyordu insanlar öncesinde. O da mı öğrencilerden? Bunu ben yaptım. Ben çizdim. Çok güzel. Aslında o korona döneminde çizdiğim, renklendirdiğim, son küçük boyutta yaptığım mandaladır. İçinde insanlar var. Çok dikkatli bakılırsa gözler var. Sanki kedi gördüm ben, böyle bir kediler, kuyruklu kediler. Evet. Tabii bakış açımız çok önemlidir. Ya da şu an ne düşündüğümüz çok önemlidir. Ne hissettiğimiz. Evet. Hissederek yapıyoruz bütün tabii, bunları. Ne güzel. Ya da diyelim ki kocaman mesela bir 90'a 90. Göz bebeği gibi. Evet, 90'a 90 bitmiş bir mandala bu. Ben sadece başlangıcını gösterdim. Yani başlangıç ve çok az boyamayı göster. Çok yani güzel. Getirmek istedim, göstermek istedim. Bunlar bitiyor. Yavaş yavaş çemberleri yavaş yavaş geçiyoruz. Yani sondan, dışarıdan başlamıyoruz. Her zaman merkezden başlıyoruz. Merkezden. Çünkü biz merkeziz. Biziz önemli olan. Şu bizden de biraz bahsetsek tabii, nasıl olur? Tabii. Biz en önemli, bir anlasak. En önemli biziz. Evet. Bir başkası yok. Biz ne yapıyoruz her zaman? Başkalarına, başkası ne söyledi, başkası ne yaptı, ne giyiyor, saçı nasıldı, yani ne takıyor. Oysa ki biz ki önce bir aynaya baktığımızda önce bir kendimize gurur duymalıyız. Tabii. En önemlisi önce bu. Biz derken ben, o bencil kelimesi benden geliyor. Bencil olun deniyor Avrupa'da özellikle çocuklara. Çünkü ben, kendini sev önce. Hani bencil derken her şeyi unut, herkesi yani herkesi hor gör anlamında değil. Ama önce kendini. İnce bir çizgi. Diyelim ki susadık. Önce suyu kendin iç, ondan sonra diğerlerine ver. Daha çok enerjin olur düşündüğümüzde. Bu sefer tabii hani dağıtıma da, yani şifa dağıtma tabii, gibi tabii olur. Tabii ki. Bütün yaptığım, bütün gittiğim eğitimlerde ve bütün yaptığım işlerde önce kendimi düşündüm. Örneğin bu bir terapi yöntemi. Ne yapıyoruz? Anne karnına dönüyoruz ve orada meditasyon halindeyken aslında sorunlarımızı hallediyoruz. Parasız. Düşündüğümüzde bir kitap alıyoruz sadece. Tabii. Parasız ve dışarı çıkma kaygımız da yok. Dışarı çıkalım işte psikoloğa gidelim ya da psikiyatra gidelim diye bir şey de yok. Diye bir kaygımız da yok. Ve öncelikle benim hepimizde olduğu gibi hepimizin sorunları oldu. Ben kendi sorunlarımı halletmek için bunlara başvurdum. Ama önce kendimden başladım. Evet. Sonra başkalarına işte şifa dağıtmak. Ne i̇şte güzel. Bu doğal taşlarla olabilir. Onları da geleceğiz. Yapıyorum biliyorsun. Evet, evet. Doğal taşlarla olabilir. Reiki ile yani şifa tekniğiyle olabilir. Mandala tekniğiyle olabilir. Evet. Taşlara önce zaten gözüm ben takılıyor. Ben düzelmeliyim ki başkalarına yardımcı olabileyim. Düzelme derken işte hani çok fazla böyle bir sıkıntının ya da bir yer yerinden oynar derler ya. Evet. Öyle bir durum sonrasında bunlara başlamak mı lazım yoksa hayatın geneline yaymak mı lazım bu? Şimdi kendi hayatımdan örnek verecek olursam dediniz ya sakinim. Bu sakinlik sizi uykuya. Evet. Gerçekten öyle. Önceden hiç sakin değildim. Her şeyi yıkıp yakmak isterdim. Gerçekten. Ya. Ve çok hızlı konuşurdum. Bağırmak isterdim. Arabayı kullanırken hızlı kullanırdım. Hep böyle bir hırs. Yoğun yaşantının getirdiği bir şey miydi bu? Evet. Stresli bir yoğun yaşantı ya da geçmiş işte yaşantıdan ki o deneyimler. Ve o deneyimlerden belki ders alamamak. Evet. Çünkü her deneyimimizde ders almamız gerekiyor. Eğer alamazsak başımıza tekrar aynı şey gelebiliyor. Tabii. Ve sonrasında 4,5 sene önce yaşadığım bir trafik kazası sonucu. Geçmişler olsun. Teşekkürler. Dedim ki benim sakinleşmem lazım. Durmam lazım. Evet. Durdum gerçekten. Biraz düşündüm ne yapabilirim diye yogaya öyle başladım. Ve ardından mandala. Tamam. Yogaya başlama hikayenizi şöyle yapalım. Bir reklama gidelim. Peki. Reklamlardan sonra yogaya nasıl başladınız? Bir de yoga, tamam çok güzel, evet. Harika,
Ama esas nedir kattığı insan vücuduna ve beynine? Onu konuşalım tabii istiyorum. Hem bu güzelliği birazcık dinlendirelim. Değerli izleyenlerimiz, kısacık bir reklam arasına giriyoruz. Reklamlardan sonra Kanal T stüdyolarında yaşam sanatıyla birlikteyiz efendim. Mart 2000 doğumluyum. Güzel Yurdun Aydınköy ilçesinde oturuyorum. Turizm aşçılık okuyorum. 11. sınıfım. Hareketli, merhametli, duygusal, neşeli ve pozitif bir insanım aşırı derecede. İnsanları mutlu etmekte insan mutlu olabileceğini düşünüyorum. İnsan içi böyle bir ferahlığı ve kendini sanki özelmiş gibi hissediyor. Kendini bir iyi insan olduğunu hissediyor. Ve böyle bir şey yaptığı zaman insana daha da yapısı geliyor. Bazı insan vardır inanabilir, bazı insan inanmayabilir. Çünkü ben mesela ilk duyduğumda inanmamıştım, kendim yaptığımda inandım. O küçücük çocuğun o gülümsemesi, o gözlerinin içindeki mutluluk gerçekten yani inanılmaz şekilde. Ben bugün hissettim onu gerçekten. O insanın mutluluğu anlatılmaz yaşanır ya. Ben Zeynep, iyilik gönülleri üyesiyim. İnsanları mutlu etmek için çok bir masrafa gerek yok. Sadece tek bir gülümseme insanları mutlu edebiliriz. Yeni umutlar, yeni yardımlar sağlamak için birlikte el ele verelim. Long Beach'te 24 saat nasıl yaşanıyor? Merak ettiyseniz bu videoyu izlemeye devam edin. Günler hızlı geçiyor gibi gözüktüğüne aldanmayın. Biz hayatı aslında çok yavaş yaşıyoruz. Her yaştan insanın doya doya eğlendiği ve aile ortamını yaşadığı bir dünya kurduk. Size söz veriyoruz. Hayatınızın hiçbir döneminde olmadığı kadar mutlu olacaksınız. Noyanlar Group of Companies. Uzun yıllar taşıdığı dürüstlük ve sadakat ilkelerinden taviz vermeden müşterilerine en kaliteli, en güvenilir ürünleri en ucuz fiyatta sunmaya çalışan Aircom Trading, ada genelinde 2018 yılıyla kurulumlarını hızlandırdığı güneş enerji sistemlerinde 2020 yılı başıyla yüksek verim ve güçteki panellerini kullanarak gerçekleştirdiği arazi kurulumları ve orta büyük ölçekli sistem kurulumlarıyla toplam 16.27 megawatt
megawattlık kurulu güce ulaşmış bulunuyor. Tüm projelerinde Solar Inverter'de tek yetkili satış ve servis partneri olduğu Pronius marka inverterler kullanılmıştır. Arazi kurulumlarıyla yılda toplam 11 milyon 550 bin kilogram karbon salınımı engellemesiyle doğaya 948 bin ağaç kazandırılması öngörülmektedir. Aircom Trading Limited bu ülkeden aldığını bu ülkeye vermeye azmetmiş, ülke ekonomisinin küçük girişimlerin büyük birikimlere dönüşmesiyle kalkınacağına inanan insanların tarafından kurulmuştur. Bu amaçla daha şimdiden bazı ürünlerini kendi etiketiyle sunmanın gururunu yaşamaktadır. Aircom Trading Limited. Club Card kazandırmaya devam ediyor. Markalar işbirliği kampanyası yepyeni marka ve ödüllerle Alped farkını hissettiriyor. Uçak biletinden sigortaya, oyuncaktan iletişime, mobilyadan teknolojik ürünlere, tatilden tekstile, takıdan eğlenceye yüzlerce ödül sizleri bekliyor. Alped Club Card'ınızda yapacağınız 50 lira ve üzeri alışverişlerinizde kazanma şansı yakalayın. Tutkumuz hiç tükenmez. Her gün doğumunda biliriz, yükümüz daha da ağırlaşır. İnanç ve güven kolay kazanılmaz. Sorumluluğumuzun ağırlığını biliriz. Olmaz, yapamazlar denilen zamanlarda, elde avuçta yokken, çiftçi tarlasını ekecek tohum bulamaz, hayvancının sütü elinde kalırken kolay mıydı sessiz kalmak? Elini taşın altına koymamak ve susup öylece beklemek olur muydu? Elde avuçta yokken dar günlerin içinde bir dost gülümsemesi olabilmek, bir defterdeki basit bir ifade olup birikimleri çoğaltabilmek, güveni boşa çıkarmamak için yıllarca çalışmak ve sırtlamak bir toplumu. Kaç zaferi, kaç başarı öyküsünü eklersin arka arkaya? Peki kaç hikayede hak görürsün kendinde pay sahibi olarak? Çalışanın alın terinde, kıt kanaat biriktirilen her kuruşta, tarladaki her tohum tanesinde, onurla taşırız biz pay sahipliğimizi. Biz yatırımlarımızı çocuklarımıza yaptık. Biz gençlerimiz için çalıştık. Biz var olmak, bir olmak için yol aldık hep. Yükümüz ağır dedik. Farkındayız. Halkımız ile yarattığımız katma değerdir bizi bir arada tutan. Bizi bir arada tutan ailenizin parçası gibi sahiplenilmektir. Kooperatif ruhu ile dile kolay. Tam 60 yıldır büyük badireler atlattık. Tam 60 yıldır her evin bir parçası olduk. Tam 60 yıldır sizinle var olduk. Kuzey Kıbrıs'ın lider bankası Kopbank 60 yaşında. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hurda Merkezi. Kuzey Kıbrıs'ta bakır, döküm, alüminyum, hurda araç gibi aklınıza gelen her türlü hurda alım merkezi. Uygun fiyatıyla ada genelinde hizmetinizdeyiz. 0533 875 7355 KKTC Hurda Merkezi. Hasbolat Lekoşa. Bir boyayı kaliteli yapan nedir? Tüf ve mantar oluşumunu engellemesi. Antibakteriyel oluşu. Mükemmel beyazlığı. Hepsi Permomax antibakteriyel tavan boyasında. Permolit boya. Permolit Kıbrıs Genel Distribütörü Eco Paints.
Göksun Temizlik'le yaşam alanlarınız tertemiz. Ev, iş yeri, inşaat sonrası temizlik ve tüm cilalama işlemleriyle hizmetinizde. Uzman ekip ve teknolojik ekipmanlarımızla Kıbrıs halkına ve her ölçekteki şirketimize 7/24 ekonomik ve dürüst hizmet sunuyoruz. Göksun Temizlik, Kıbrıs'ta temizliğin adı. Merhabalar tekrar değerli izleyenlerimiz. Biz sohbete, muhabbete doyamıyoruz. Ve çok kıymetli konuğumla şu anda belki de televizyonu açanlar, bizlerle yeni buluşanlar için bir hatırlatma yapmış olalım. Kıymetli konuğum mandala eğitmeni, tabii Türkçe Edebiyat Eğitmenliği'nin yanında mandala eğitmeni, Reiki Master, yaşam koçu, yoga eğitmeni. Ve gerçekten nefis bir insan, çok kıymetli bir konuk. Çok mutlu oldum ben tanıdığım için. Aynen. Hem koronadan dolayı hem de farklı şeylerden dolayı ertelemek zorunda kalmıştık. Tabii, programlarımızı tabii. Kısmet bugün iyiymiş, iyi de böyle olmuş. İkimiz de iyiyken, enerji doluyken ve insanların hani gündemi değişmişken böylesine kıymetli bir konuyu işlemek bence tam zamanını bulmuş. Tekrar merhabalarımızı iletiyoruz ve hoş geldiniz diyorum size. Tekrar hoş bulduk. Biz programı kapatırken ilk bölümü aslında şöyle bir giriş yaptık. Mandala'ya giriş yaptık. Evet. Sizin kıymetli kitaplarınızı, çizimlerinizi paylaştık. Ve ben sizi tanıdıkça şaşırıyorum açıkçası. Yazarlığınız da var. Ulusal bir kanal... medya grubunda, bir gazetede hafta köşe sonları, değil mi? Köşe yazarlığı. Evet, köşe hafta sonu mu yazıyorsunuz yoksa? Hafta içi, perşembe günleri. Perşembe günleri. Takip edelim. Zaten şunun şurasında hani çok az, 1-5 parmağın geçmeyecek gazetemiz var. Evet. Ve hepsinde de kıymetli yazarlarımız var. Onları takip edelim, okuyalım. Sevgili Ferdiye Yurdakul, acaba ne yapıyor, nerede yazıyor, nasıl işler yapıyor diye merak ederseniz Instagram, Facebook'tan bakabilirler. Şeyiniz var mı? Web siteniz var mı? Var, var. Verebilir misiniz adresini? Tabii ki. Şimdi, kitaplarda da var galiba. Evet evet, arkasında var zaten. www.ferdiyurdakul.com. Ne güzel. Kitaplarda da yazıyor. Oradan ulaşabilirler bana. Bu kitapları ben mesela çocuğum için almak istedim ya da bir anne baba heveslendiler. Tek başlarına açıp yapabilirler mi, yoksa bir yardıma ihtiyaç var mı? Yok. 4,5 yaş olmak zorunda. Motor hareketlerinin gelişmiş olması gerekiyor. Evet. 4,5 yaş ve bir şeyleri anlaması gerekiyor. Tabii ki 4,5 yaşındaki bir çocuğa felsefesini anlatamayız. Evet. Fakat orada bir meditatif hale gelecek. Yani daha küçük yaşta olmaz. Daha küçük yaşta başlatanlar var. İşte okullarda, özel okullarda daha çok. Fakat bir travma oluşabilir çocukta. Dedik ki anne karnına gidiyoruz ve bir takım sorunlarımız, o anda kaldığımızda bir takım problemlerimiz, bir takım o küçücük de olsa yaşadıklarımız gözümüzün önüne geliyor. Doğru. Ve o çocukta travma oluşabiliyor. Onun için özellikle ve özellikle 4,5 yaşa dikkat etsinler. Evet. 4,5-11 yaş o çocuk kitabını alabilir, uygundur. 12 ve sonrası. www.ferdiyeyurdakul.com'dan da size ulaşabilirler. Evet, tabii ki. Instagram veya Facebook'a da Ferdiye Yurdakul yazdıklarında. Instagram hesabım Yurdakul Ferdiye. Yurdakul Ferdiye. Facebook'ta Ferdiye Yurdakul olarak
bana yazsınlar. Evet. Ben onlara gerekli hemen yönlendiği ışığı hissedecek kıymetli izleyenlerimiz, dinleyenlerimiz bizim ve sizin o güzel ışığınızı biz buradan yaymaya çalıştık. İnşallah sizler de faydalanırsınız. Bu konuda çalışmalarda hani aslında mütevazı olmamak lazım. Çünkü insanla uğraşıyoruz. Değil mi? Evet. İnsanla uğraşma var. Ve hep iyiye güzeli. Yani siz başkalarının geçmişteki sıkıntılarını. Evet. Dediniz ya geçmişte bağımızın olmaması gerekir. Bize ne kazandırır sürekli geçmişi? Hiçbir şey. Hatırlamak. Bu aslında önemli bir misyon, önemli bir görev. İyisiniz bu konuda da. Çünkü masterliğiniz var ve sürekli yapıyorsunuz bu işi. Evet, son nefes koçluğu aldım. Nefes koçluğu aslında hep dedik ya işte yogada tabii ki insan vücudunu, insan esneklik kazandırır, kasları uzatır. Benim yaptığım yin yoga çünkü birçok çeşidi var. Evet. O insanı doğanın içine tekrar çeker. İnsanı doğayla iç içe kılar. Özellikle çocuk yogası da yaptırıyorum. Çocuklar 2 yaşından artık ölüme kadar bir zaten yoga süresi yok gibi bir şey. O kadar uzun ki. Yani 90 yaşındaki Hindistan'da 90 yaşındaki anneanneler, babaanneler bile yoga yapabiliyor ve çok da güzel. Torunlarına öğretiyorlar. Bu kaç yaştan başlamak lazım? 2 yaş. İki yaş deniyor ama 2 yaşta çalışmak çok zor. Hani ben 3 ya da 4 diyorum. 4 çok ideal. Peki hani şu anda katılımları nasıl görüyorsunuz? Mesela ben hiç yoga yapmadım diyelim ve geldim yoga kursunuza yazıldım. Evet, yetişkin olarak. Yetişkin. Eğer ki ruhsallık istiyorsanız, meditasyon, daha çok meditasyon yapmak istiyorsanız tabii ki yin yoga. Yani benim yaptırdığım yoga. Çünkü daha farklı çeşitleri var. Ya da diyelim ki boynunuzda bir problem var. Belinizde boynunuzda, elinizde, herhangi bir iç organınızda bile olsa. Çünkü ben meridyen teorileri eğitimini aldım. Çakralar psikolojisini eğitimini aldım. Yani sadece başlangıç, sadece temel yoga eğitimi alıp da buraya gelmedim. Çok güzel. Şimdi meridyen teorilerini eğitimini aldığımızda mesela kalbe uygun hareketler yapıyoruz. Kalbe uygun sözler söylüyoruz. Aynen güzel. Ya da meditasyon yaptırıyoruz. Çünkü trans meditasyonlar var yoganın sonunda da. Ona uygun kalp diyelim. O gün kalp, konumuz kalp. Ya da diyelim ki dalak ya da diyelim ki böbrek. Ona göre çalışıyoruz. ve ben şey tavsiye ediyorum. Eğer herhangi bir sorun varsa şahsa özel yoga eğitmeni çağırmalarını öneriyorum. Evlerine, kendi yerlerine. Yapacakları tek şey bir mata sahip olmak. Ki ben arabamın arkası mat dolu. Bolster dolu. Evet. İşte küçük minderler var. Onlardan dolu. Yani onlarla gidiyorum. Ama kişiye özel olduğundan o kişi kendini özel İçiniz hissetmeli. İçiniz daha rahat olur. Evet eder. Tabii ki. Özel hissetmeli. Boynunda bir rahatsızlık var. Boynuna göre hareketler veriyoruz. Tabii ki tüm vücut da önemli ama daha çok boyun hareketleri. Düşündüğümüzde fizik tedaviciler nasıl hareketleri yaptırıyorsa aslında biz de yaptırıyoruz. Sadece bizim yaptırdığımız biraz daha ruhsal. O ruhsallık var içerisinde. Evet doğru. Kokular, mumlar. Evet onlar da var tabii. Lavanta kokuları, gül kokuları, işte mumlar. Müzikler çok önemli. Müzikler. Mantralar çok önemli. Hatta bir şey söyleyeyim hemen ondan sonra onu da dile getirmek tabii. istiyorum. Şimdi grup yogası da sonuçta grupla yaptığımız yoga da çok önemli. Çünkü bizi gruba dahil ediyor. Çoğu insan gruba dahil olmaktan korkuyor. Tedirgin oluyor. Evet. Ama o anda o aynı şeyleri yani farklı düşünsek düşünce zaten bitiyor orada. Evet. Ama aynı şeyleri hissedebilmek, o rahatlığı yaşayabilmek o grupça da harika. Çünkü sadece yoga yapmıyoruz. Doğru. Yogada başlayan arkadaşlıklar daha farklı yürüyüşlere aktarılabiliyor yürüyüşlere ya da bu çok güzel ilişkiler kurdurabiliyor. Dostluklar mı? Dostluklar. Yani evet. Bu bilemeyiz ne olduğunu. Ne güzel. Şimdi yogada kullandığımız bir takım müzikler var. O müzikler de tabii yin yogada özellikle söylüyorum. Mantralar var. Mantra dediğiniz?
Şimdi yeni bir kitaba başladım. Daha doğrusu %90'ı bitmiş durumda. Mantralar, yantralar ve mandalalar. İlginç bir kitap olacak. Tabii bu mandala boyama kitaplarıydı. Fakat açıklamalı dedik. Çünkü açıklamalı mandala boyama kitapları yok. Yani Avrupa'da da yok. Ben yok. Biraz gezerim. Ve ilk gittiğim kitapçılar olur. İlk gittiğim hani insana elbise alır, ben boya alırım. Ne güzel. Bu arada boyalardan bahsetmedik aslında böyle. Edeceğiz. Onda ederiz. Ve o mantralar aslında seçilmiş bir takım hecelerden oluşmuştur. Allah Allah. Sanskritçedir. Evet. Dil üst damağa yapışır, meditasyon yapılır. Benim de düşüncem ve tek isteğim, o kitabı neden yazdım, neden yazıyorum? Mantraları da verdim. 26 tane mantra Sanskritçe, 5 tane de İngilizce var. Evet. Bu Sanskritçe mantralarda söylerken dil üst damağa yapıştığından doğal olarak yogada daha rahat meditasyon yapabiliyoruz. Ya da mandalaları mesela ben mantralarla çalışıyorum. Müziklerle çalışıyorum. Ama Sanskritçe. Tabii onları da sormak, öğrenmek isteyenler olursa onlara yardımcı olurum. Olmaya çok çalışırım güzel, kitabım çıkmadan ki. Önce. Tabii ki. Benim dediğim gibi tek niyetim o kitabımda verdiğim, kitabımda vereceğim diyeyim. Şimdi çıkmadı daha. İnşallah vereceğim çıkacak. İnşallah. O mantraları hani insanlar okusunlar. Sadece dinlemesinler. Hı-hı. Söylesinler de. Çünkü söylerken onu yaşayacaklar. Yani sadece o ruhsal boyuta evet geçmek güzel bir şey dinlerken. Hı-hı. Ya da işte boyamak ya da yoga yapmak. Fakat söylemek bambaşka. Bambaşka bir şey. Ve CD de eklemeyi istiyorum. Ki hem dinlesinler, hem söylesinler, hem okusunlar. Çünkü orada yazacak. Hem de anlamlarını bilsinler. Tabii. Çünkü ben 2015'ten beridir yoga yapıyorum. Fakat düşündüğümde ben onların anlamlarını bilmiyordum. Hani tamam yogada müzik açtılar. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Fakat mesela Gayatri mantra ya da işte Om mantrası. Mesela burada nefes var. Evet. Parlamasın diye bunu alayım. Kurmasını çekeyim. Nefes bu Om'dur. Evrenin yaratılışındaki ilk Om sestir. Yaptığınız evet. O. Om. Om ne demektir? Ne bu işaret ne demektir? Ben bunu bileyim. Benim eğitimci olmamdan kaynaklanıyor herhalde. Bilerek dinleyelim, bilerek o hareketi yapalım. Bu çok önemli ama. Gerçekten önemli. Yani bir şeyi bilerek yapmak, evet. Bilinçli yapmak çok önemli. Ve nefes koştuğu eğitimini de iyi ki de almışım. Çünkü her şey nefestedir. Şimdi takmadım ama bütün kolyelerimde nefes var. Fark ettiyseniz... 29 tane var bu mavi kitapta, onda 33 var. 3 ve 3'ün katları oldu ve nefes de 3'e çok benziyor. Evet, 3'e çok benziyor. Süpermiş. Bazen bilmediğimiz şekilde bir şeyler önümüze getiriliyor. Onlara dikkat edelim. Ne güzel. Dikkat, bir takım işaretler geliyor önümüze. O işaretleri yakalamaya çalışalım. Bence daha anlamlı, hayatımız daha anlamlı kılınacaktır. Ya hani derler ya işte bir plakada şunu gördünüz veya bir sayı gözünüze sürekli o sayı çarparsa o gün mutlaka bir anlamı vardır. Mesela, onları da mı öğreniyoruz sizle? Tabii ki. Ay çok hoş. Mesela çok uğurlu sayılarımız vardır. Yani evet, çok basit. Evet. Mesela benim 7'dir. 7 gördüğümde derim ki o gün çok güzel bir şey olacak. Ya da bir sınava giriyorum diyelim ki. Evet. 7 mi gördüm? Tamam ben tamamım. O sınavdan geçeceğim diyorum. Süper. Aslında inançlar, eskiye dayalı inançlar çok önemli. Ki düşündüğümüzde dedik 40 bin yıllık bir öğreti bu. Öğreti var. Evet, bir geçmişi var. Hindistan coğrafyasında zaten bulunmuş ilk resimler. Uzak Doğu'da da gördüm ben. Yani mesela o altın Buda'yı gördüm. Çok çok ihtişamlı bir şey. Ve Bangkok'ta gördüm. Bangkok. Evet. İnanılmaz bir şeydi ve küçük ve herkes orada ibadet halinde de gördük insanları. Her Buda'nın da bir anlamı var. Ne kadar sakinler ama. Tabii. Nasıl tabii sakin, nasıl güzel, nasıl uyumlu, nasıl saygılı. Her şeye bir kuruş veriyorsun. Şükür, her şey şükür. Ki aldığın hizmete karşılık bir kuruş veriyorsun ve
Aynen. Saygı duyuyor. Bu da namasyeni. Namaste. Gönülden merhaba, gönülden teşekkür. Bunları hep yaptırıyoruz. Ne güzel. Yoga derslerimize gerçi hayatımıza da girdi. Başlangıçta ve sonunda galiba değil mi? Evet. Sürekli bir evet. Şükür var. Evet. Her anı. Evet. Hayatı kolaylaştırmaktan kastımız galiba bu öğretilerle mi olacak hayatı? Evet. Biraz daha basite indirgemek. Tabii. Yani özüne inmek. Bir bakacaksın ki yaşadığın şeyler aslında... Ay, buna mı üzülmüşüm ben? Hay Allah. Tabii ki zaten üzülmememiz gerekiyor. Başımıza bir şey geldiyse eğer onu yaşamamız gerekiyor. Onu kabullenmemiz gerekiyor ki ilk workshoplarımda yani birinci workshopumda diyorum ki işte mandala nedir? İşte mandala çiziminden bahsediyorum. Felsefesinden bahsediyorum ve çizdiriyorum. İkincisinde sol elle yaptırıyorum. Sol elle çizdiriyorum, boyattırıyorum. Neden? Sol el hiç kabullenmeyi, işte kabullenmeyi, o kalp bu tarafta ya, kabullenmeyi, her şeyi o şekilde kabullenmeyi anlatıyor. Ve onu ikinci workshopta anlıyor ki kişi, sağ elimi kullanırken sol elimi de kullanabiliyorum. Yani kabul ediyorum ben, iki elim var. Eğitimler nerede veriliyor diye değerli izleyenlerimi soruyorlar. Evet, eğitimler. Hemen ilettim değerli izleyenlerim. Aslında bugüne kadar, yani bir senedir, şimdi o eğitimlerden sonra, çünkü benim de çok gittiğim çok eğitim var ve bunları da sindirmem gerekiyordu. Bir senedir ilkokullarda özellikle, özevde, rehabilitasyon merkezlerinde, kendi okulumda, Ozveli Ortaokulu'nda bir takım çalışmalar yaptım gönüllü olarak. Özellikle 23 Nisan İlköğretim Okulu'nda, Girne'de. Bir dönem boyunca her pazartesi tüm çocuklara ulaşmaya çalıştım. Harika. Tabii ki mandala atölyelerim var. Korona'dan önceydi. Bundan sonra da inşallah bir Temmuz gelsin bakalım. Lefkoşa'da Alison'da yapıyordum. Kitabımı alan geliyor ve istediği soruyu sorabiliyor. Birlikte vakit geçiriyoruz. Bir saat geçiriyoruz. Evet ama Girne'de tabii ki Avanti Cafe'de. Ben çok seviyorum orayı. Çok, ben de seviyorum. Workshoplarım belirlediğimiz bir kafede olabiliyor. Özel verebiliyorum. Nereden takip etsinler workshopları? Workshopları aslında kendileri istek yapsınlar. Çünkü grup oluşmadan yapmıyorum workshopu. Ya da kişi kendi istemedikten sonra ben workshop yapıyorum dediğimizde çok daha tek isteyebilirler mi? Yani tabii ki. Yalnız başıma konuşmak istiyorum, anlatmak istiyorum. Tamam, güzel. Bugüne kadar bir grup ve 2-3 tane de kişi özel workshop yaptım. Evet. Ama mandala atölyelerime devam ediyorum. Dediğim gibi ben daha çok gönüllü ve daha çok kaç kişiye kişi değil, sayısı aslında önemli değil. Kaç yüreğe dokunabilirim bunu düşünüyorum sadece. Farkındalık yaratabilirim bunu düşünüyorum. Çocuklar için ayrı zannediyorum. Tabii çocuklar için ayrı. Bu hastalıktan önce karar vermiştik bir şeyler aslında. Bir takım otel organizasyonları, yani otellerdeki etkinlikler yapılacaktı. Çocuklar için olsun ya da çalışanlar için olsun. Sadece kişi bazında düşünmemek lazım. Aslında şirketleri düşündüğümüzde özgüven ve cesaret yarattığı için o şirketin, bankaların, hastanelerin, düşünün hemşireler, düşünün doktorlar, psikologlar, öğretmenler, aslında herkesin alması gereken bir terapi yöntemi bu. Farklı ve faydalı. Ona karar veriyoruz fakat dediğim gibi insanlar biraz ürküyor çizim konusunda. Ben yapabilir miyim diyor. Yapabilirler, yetenek istemiyor. Aynı zamanda benim çok kıymet verdiğim bir aile dostum var, Süleyman Kurt beyefendi. Tel Aviv'de çünkü hem yıllarca orada çekimler yaptık, kanalımıza da çok büyük bize yardımları dokundu. Hem de orada değişik etkinlikler de yaptık. Tel Aviv Otel'de. Yıllardır ben de tanıyorum. Evet, çok kıymetli insanlar. Çok. Kendi, değerli eşi, kıymetli müdürleri Emrah Bey, sağ olsunlar. Hiç bence hayatımın en güzel dönemiydi diyebilirim. Onlarla galiba bir ortaklaşa bir program orada var. Kişiye özel takip edebileceklerdir bizi. Çünkü reklama çıkacaklar. Evet şimdi hazırlandığı broşürlerimiz. Ne güzel. Kişiye özel mandala, yoga, reiki yani şifa, bir takım
bir takım bir şeyler vermeye çalışıyor. Yani çalışacağım diyeyim. Çünkü dediğim gibi kimse mükemmel değildir. Sadece kendimizle başlayıp da devam ettiğimiz bu yolculukta birilerine yoldaş olmaya çalışıyoruz. Birilerine yüreklerine dokunmaya çalışıyoruz. Harika. Fakat problemliyiz diye düşünmememiz gerekiyor. Herkeste, her şeyde bir problem ya da kusur vardır. Önemli olan o kusurun içinde kendimizi sevebilmemizdir. Bunu kabullenebilmemizdir. Orada da Bella Bevi'de takip edebilirler. Orada onların sayfasında da çıkacaktır. İsteyen kişiye özel girne de tabii ki gelebilir. Onu söyleyelim. Çünkü bazen soruyorlar otel nerede diye. Oradan yardımcı olmaya çalışacağız. Yüreğinin götürdüğü yere git diyorum ben bazen bana sorduklarında. O kadar güzel ki yani onu görmemek, orayı fark etmemek mümkün değil. Butik otel. Evet. Çok muhteşem. Gerçekten. Yani gerçekten inanılmaz. Neden böyle rahatlıkla bahsediyorum? Çünkü hakikaten biz orada çok Kanal T ailesi olarak çekimler yaptık, programlar yaptık. İnanılmaz bir ortam, inanılmaz bir iyi karşılanma. Hı hı. Odalar çok otantik, çok güzel, çok özel. Görmeleri gerekiyor. Evet, evet. Bahçe çok güzel. Ya sahibinden tutun da müdürüne, çalışanına. Herkes o kadar aile gibi. Evet. Ve gerçekten iyi ev sahibi. Çok iyi ev sahipleri. Mükemmel insanlar. Hakikaten sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim kendilerine. Evet. Size de hayırlı olsun diyelim. İnşallah daha da artarak devam eder. İnşallah. Yüz yogasına gelelim şimdi de. Allah. Yani yüz yogası eğitimini almadım. Ama faydasını anlattınız ya bana. Evet. Ben onun için özellikle sormak istedim. Hani insanlar botoks yaptırıyor, PRP yaptırıyor, işte hayat boyunca o iğneler yeniyor yüzümüze, bazı noktalarımıza. Çok bilmiyorum, hiç yaptırmadım. Ay, hiç yaptırmadım. Onun için bilemeyeceğim çok fazla. Sadece gördüğüm videolardan ya da arkadaşımla anlattıklarından. Aslında çok da gerek yok diye düşünüyorum. Çünkü her çizgi bizi anlatıyor. Hı-hı. Yaşamın içinde olduğumuzu anlatıyor. Evet. Fakat yüz yogasıyla daha rahat, daha fresh bir yüze sahip olabiliriz. Sahip olabilir. İsteyen onu yapar. İsteyen tabii de bu şekilde hareket eder. Derslerimde yaptırıyorum. Ne güzel. Yaptırıyorum. Ne güzel. Yaptırmakta da fayda var. Çünkü özellikle her şeyimizin, vücudumuzu bütün olarak düşündüğümüzde mutlaka kaslarımızı çalıştırmamız gerekiyor. Uzatmamız gerekiyor. Evet, spora önem vermemiz gerekiyor. Bir de beden ve ruh ikilisi. Evet. Bedenimize baktığımız kadar ruhumuza da bakmamız gerekiyor. Çünkü nasıl bakacağız ruhumuza? İşte bu teknikler. Bunlarla. Evet. Yeri geldiğinde müzik dinleyeceğiz. Sevdiğimiz müzikleri, yeri geldiğinde hareket ederken, işte yin yoga'da harekette bekliyoruz. Uzun beklemeler var. Evet. Neden uzun bekliyoruz? Evet. Aslında beklerken kendimizi dinliyoruz. Hmm. Bazen bir dakikalık dinlenmelerde bile kendimizi dinliyoruz. Hmm. Yani aralarda çünkü dinleniyoruz. Ne yapıyoruz? İşte diyelim ki en az 2 dakika o hareketteyiz. Hareketler kolaydır demiyorum. 2 dakika. Başta kolaydır demiyorum. Tabii. Fakat farkında değiliz. O kadar güzel müzikler var. O kadar güzel tabii ki diğer eğitmen arkadaşlarım da, ben de aralarda konuşuyoruz da bir şeyler söylüyoruz. Cesaretlendiriyorsunuz, yüreklendiriyorsunuz. Evet, tabii çok zor hareketlerde zaten müzik veriyorum. Hani o müziği dinlesinler, ona odaklansınlar diye. Aynen öyle. Ve o arada da ruhumuzu besliyoruz. Okuduğumuz kitaplarla, sadece yoga da değil aslında, sadece müzik de değil. Okuduğumuz kitaplarla, çizimlerle, bazen konuştuğum, bazen sohbetlerle. Evet, kesinlikle. Değil mi? Evet, bir de tabii şu özellikle yaşadığımız coğrafyada, biliyorsunuz havalar artık ısınmaya başladı. Sıcaklar. Tabii. Ve birçok etkinlik dışarıda yapılmaya başladı. Evet, tabii. Dışarıda umarım bir yoga ya da bir mandala etkinliğiniz olur açık havada. Tamam. Şu hani dertlerimiz bir biter. Gerçi sosyal mesafeye dikkat ettikten sonra böyle bir etkinliğin de olmasında bence bir sakınca yok. Bir şey özde yapacağız sizinle. İnşallah. Şifa kısmını öyle yaparız. Çünkü çok içeride kaldık ve çok artık hani
yorulduk, ruhumuz yoruldu ve ruhumuzun dinlenmeye kesinlikle ihtiyacı var. Bunlar da şifa olacak. O korona döneminde o kadar arayan oldu ki beni. Yani. Ve elimde kitap yoktu. Hmm. İnanır mısınız? Daha önceden hediye ettiğim ve yakın olduğum kişiler bana kitaplarını geri verdiler bir şekilde. Evet. Ve ben onları o kişilere ulaştırdım. Aha. O şekilde yardımcı olmaya bravo çalıştım. Gerçekten. Ya da Mandala Ev Atölyesi açtım. Harika. Facebook'tan canlı yayın yaptım. Mandala Ev Atölyesi canlı yayında yaptınız. Canlı yayında yaptım. Sırf insanlar yani ellerini alsınlar, merkezi bulsunlar. Nasıl bulurlar onu öğretmeye çalıştım. Bulsunlar evet ve bir şeyler çizebilsinler. O anı daha güzel yaşayabilsinler diye. Çok güzel. Aslında pozitife çevirebilirdik o dönemleri. Siz çevirmişsiniz ve size ulaşabilen hani böyle evet, faydanızın dokunduğu insanlar da pozitife çevirmiş anladığım kadarıyla darısı başımıza. Biz artık sizi bulduk bırakmıyoruz. Bırakmayacağız. Ben de sizi bırakmayacağım herhalde. Teşekkür ederim çok. Kaçırdığım, atladığım veya bahsetmek isterim ben bu dediğiniz bir konu varsa lütfen hiç çekinmeyin. Çünkü sizin mevzularınız size evet özel ve biz de evet bunu paylaşmak istiyoruz, duyurmak istiyoruz daha çok. Teşekkür ederim. Rica ederim. Düşündüğümüzde hepsi ne için? Bizim için. Evet. Mandalasıdır, yogasıdır, nefesidir. İnsanlar için. Evet. Yani reiki'dir. Bunlar hep nedir? Ya da işte dediğim gibi okuduğumuz kitaplar bile evet hep kendimiz için. Fakat şifa yaşadığımız için rahatsızlıkları bilelim ki hepsi hı-hı buradan kaynaklanıyor. Düşüncelerimizden kaynaklanıyor. Ne düşünürsek onları yaşıyoruz. Gerçekten öyle. Yani bir yerlerde eğer ki kötü bir şey yaşadıysak bir yerlerde mutlaka ve mutlaka onu istemesek de söylemişizdir. Söz çok önemlidir. Çizim daha önemlidir. Özellikle kurşun kalemin enerjisi çok farklı. Kurşun kalemle çizdiğiniz, yazdığınız boyalar, boyalardan bahsedecektik. Boyalardan bahsedecektik. Onlar önemlidir ve evet bunları nefes de olsun giderebiliyoruz. Reiki ile olsun giderebiliyoruz. En azından alternatif olarak düşünüyoruz. Hı-hı. Olumlamalar var, meditasyonlar hı-hı var. Bunlarla bir şekilde hayatımızı daha üst seviyeye çıkarabiliriz. Hı-hı. Boyalar, hemen boyaları söylemenin geçmeyi lütfen önemli. Boyalar çok keçeli önemli boyalar. Mesela biraz sizin yanınızdaki keçeli boya. Daha canlı, daha parlak. Abi, o beni, onun sesi beni nasıl rahatsız eder biliyor musunuz? Keçeli boyalar mı? Ama bunlar, cır 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 ses çıkarır şimdi ya. Şimdi bu kitaplar art kitabıdır. Aha. Ona göre hiç o ses çıkmaz. Çıkmaz. Yok. Tamam. Yok. Güzel. Çünkü bunu boyamaya başladığımızda arkasına da geçmez. Ben özellikle belli ha kağıtlar hani. Yok bu görüntü çok güzel zaten. Evet. Hani, kağıt dediğimizde normal A4'ü düşünmeyelim. Ha. Bunlar özel. Bunlar 200 hatta son kitabımda o kahverengi olan Follow Your Dreams'de 250 gramlık kağıtlara bastırdım. Oo. Hani neden? Çünkü bunu aldığımızda, boyadığımızda ya da bir çizim de yaptığımızda direkt çerçeve ettirebiliyoruz. Tamam. Süper. Yani çok rahat. Harika. Çerçeve haline getirebiliyoruz. Yani duvarımıza asabiliyoruz. Ya da iki cam arasına koyabiliyoruz. Keçeli boyalar farklı bir boya kullanılabiliyor mu? Kullanılabilir tabii ki. Diyelim ki büyük mandala yapılacak. O zaman sulu boya da kullanılabilir. Ama o şeyler çok önemli herhalde kullandığınız. Evet, ben keçeliyi tavsiye ediyorum. Karışmaması kurşun, yani kuru boyalar da kullanılabilir. Evet. Pastel biraz zordur. Pasteli 4,5-8 yaşa uygulatıyorum. Hmm. Çocuklar çünkü seviyorlar boyayla oynamayı seviyorlar. Bir de kuru boyaları kırabilirler. Hmm. Yani onları da düşünüyoruz. Evet. Birbirlerine, birbirinin gözlerine Allah korusun. Yani olur yanlışlıkla Allah bile olsa korusun. Çünkü tabii çok hareketliler. Tabii. Onun için lütfen ve lütfen bu işi eğitim alanlar yapsın. O konuda da yani buna da değinmek istiyorum. Tabii ki. Herkes bugünlerde işte yaşam koçuyum ben de ama herkes yaşam koçu oldu. Herkes çizim ustası oldu. Herkes biri diğerine işte tavsiyelerde bulunabiliyor. Lütfen çok önemli bunlar. Özellikle çocuklarımız için çok önemli. Tabii, tabii. Çünkü hepsi bir sözcük bile o çocukta o kadar değerli, o kadar bir travma bile yaratabilir. Farklı o kadar değerli ki olumlu olumsuz. Evet. Onun için yaşlara göre ayırıyoruz. Yaşlara hı-hı göre boyalar da ayrılıyor, çizimler de ayrılıyor. Basit, karmaşık olarak. Mesela ikinci kitapta daha karmaşık.
12 ve sonrası. Çocuk kitabında da o tamamdır. Ama ben etkinliğe gittiğimde, ki bazı otellerde de etkinliğe gidiyorum. Son Şubat ayında gittim. Ocak Şubat aylarında gittim. Büyük bir otelde yaptım etkinlikleri. Orada küçük yaş geliyorsa ona göre pastel verdim. Dediğim gibi. Hep bu ne zaten demek? Ancak birbirini boyayabilir. Evet, ama evet. O uç kısmı çok önemli. Sivri olmuş. Birbirlerine zarar vermesinler diye. Çok güzel. Valla doyurucu bir program oldu mu? Şu açıdan, bilgilerin anlaşılması açısından evet, ama doyamadık biz, yani size doyamadık doyurucu derken. Tekrarını size yapalım tabii programın. Tabii ki. Hatta ben o size bir saatlik enerji dediniz ya, bir saat ben öncelikle bir her şeyi tarıyorum vücutta, sonra bölgeye evet, özel 15 dakikalık. Evet, bir saat önce tüm vücuda enerji veriyorum, 15 dakika daha ağrıyan bölgeye, tamam, ya da yaptıralım. Değişik sonrasını hissettiğiniz bir o bölgeye, yani kötü hissettiğiniz bölgeye. Daha sonra belki çizimi de öğretebiliriz. Tabii. Ekranlardan. Şey yaparsak eğer, bende karpal tünel var ve parmağım yazı yazarken uyuşuyor ellerim. Onlar geçerse mandala. Tabii kitap bitiririm herhalde, boyarım. Bu arada sahilimizde hep mesela diyelim ki sağla yazıyoruz. Evet. Hep sağ ellerini kullanmasın insanlar. Yani solda kullansınlar. Tamam, çatalı. Diyelim ki yemek yiyorlar. Solda evet, kullansınlar. Çünkü sol el işte sağ beyni çalıştırdığı için yetenek. Evet, yeteneği yetenek de arttırıyor. Çok, çok. Onun için lütfen diyelim benim ki kızım ben bunu çalak alayım. Çizim yapıyor işte. Sağ da kullansın ama. Sağ da kullansın. Evet. Tamam. Bu sefer söyleyeyim, sol beyin geride kalmasın. Yani peki, o dengeye getirmemiz gerekiyor. Okey. Onun için mandala da sağda kullanıyorum. Çocuklar diyor ki etkinliklerde, nasıl yapacağız? Biz sol, ben sağla yazıyorum diyor. Nasıl solu nasıl kullanacağım diyor. Korkuyor böyle birden. Sonra diyorum ki hadi dene. Çünkü onlar daha açıklar yeni etkinliklere. Büyüdükçe korkularımız artıyor. Çünkü öğreniyoruz. Evet. Çünkü evet, çocukken, bebekken korkumuz yok. Bize öğretiliyor bunlar. Yılana sarılan bebek çocuk var yani, değil mi? Böyle evet, düşündüğümüzde hiçbir şey yapmıyor çocuğa. Korkmuyorlar. Yok, hiç onlar zaten. Daha dün diyor arkadaşımın çocuğu kocaman bir köpeğe sarıldı. Oy. Korktu annesi. Boşuna dedim ki korkma, bir şey yapmaz. O çocuklar bir şey yapmaz yani, köpecikler veya hayvanları sevelim, koruyalım. Çünkü saf ruh olduklarından. Kesinlikle. Evet, çok teşekkür ediyoruz hakikaten. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Hem çok güzel, ruhu güzel, kendi güzel bir insanla program yapmanın keyfini yaşadım ben şahsım adına. Ben de eminim keyif aldım. İzleyenlerimiz çok de aynı şeyleri hissetmişlerdir. Çalışmalarınızda ve yeni kurslarınızda, yeni eğitimlerinizde başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Bu güzellik böyle ömür boyu sürsün gitsin inşallah. Gitmek istediğiniz yere kadar gidin, daha ilerisine de ulaşın inşallah. Hep faydanız dokunsun bize. Hiçbir şey sonlu da değil. Yani sonlu gibi görünüyor, aslında sonsuz. Evet. Gidebildiğimiz bu hayatımızda deneyimlememiz gerekenleri deneyimleyelim. Hı-hı. O derslerimizi alalım. Bir şekilde daha çok geliştirelim kendimizi. Daha çok farkındalığımız olsun. Aslında bundan yeterli bize. Kesinlikle. Ve daha çok o gönüllere dokunalım. Dokunalım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür dokundunuz ediyorum. Benim gönlümü açık ve net ifade ediyorum. Buradaki herkesin gönlüne dokundunuz. İnşallah tekrar görüşürüz. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Evet kıymetli dinleyenlerim, izleyenlerim, her zaman olduğu gibi şahane bir, bizim açımızdan öyleydi. Umarım sizin için de öyledir. Şahane bir programı sonlandırdık. Bir hafta sonra sağlıkla, mutlulukla ve huzurla bir arada olmayı temenni ediyoruz. Hepinize harika bir hafta sonu diliyorum. Görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.